Şimdi süresini aşamayacak bir oturumdayız. Çünkü ben yönetiyorum. Rivian markasını duyanları görebilir miyim? Güzel. Ön sıraları dikkate almıyorum. Evet var. Bir 5-6 kişi var. Rivian Amerika Birleşik Devletleri'nde Facebook'tan sonra en yüksek bedelle halka arz olan, en fazla değerlenen bir otomotiv girişimi. Çok yeni, hatta bu otomotiv tarihi içerisindeki en yeni markalardan biri olarak kabul edebiliriz. Ve bugün konuştuğumuz bütün bu yeni nesil otomotiv değerlerini bir aracın üzerinde nasıl toplayabiliriz diye kurulmuş bir organizasyon. Daha önceden tanışma fırsatı bulamayanlar lütfen YouTube kanalına girsinler ve akıl almaz ilginç fikirler. Yani bugün bahsediyoruz yani. Artık dört tekerlek üzerinde yürüyen bir platform bu. Buna bir araç olarak bakmak yersiz. Bu bir platform. O platformun üstüne yerleştirilecek ne kadar çok fikir var. Bunlarla ilgili enteresan ufuklar açacak. Yani en sıradan, en vasat olanını söyleyeyim. Diyelim ki bir kampa, pikniğe, bağ, bahçeye, mangala gidiyorsunuz. Hoparlörlerden birisi bir yuvadan çıkıyor, Bluetooth hoparlör. Aracın müzik sistemine bağlı cep telefonunuzdan kontrol ediyorsunuz. Hani mangal yaparken hani o İç Anadolu havalarını yeterince yüksek sesle çalarak etrafımızdaki huzuru kaçıralım diye böyle bir sürü ilginç özellik var. İşte bu dünyanın en önemli girişimlerinden biri haline gelen Rivian'ın Kanada Genel Müdürü ile bir söyleşi gerçekleştirdim. Fakat takdir edersiniz ki farklı saat dilimlerinde olduğumuzdan dolayı bunu canlı olarak yapmak mümkün olmadı. Sizleri Kanada'ya götürmek de kısmet olmadı. Vizeler çok yoğunmuş. İnternet üzerinden yaptık. Bir kulak vermenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok doyurucu bir sohbet oldu. En azından kendi adıma buyursunlar. Ekranda karşımda Rivian Kanada Araç Yönetimi ve Vancouver Operasyonları Genel Müdürü Sayın Erhun Arkan var. Erhun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım. Benim arkamda yeşil ekran var. Sizin arkanızda Rivian fabrikası var anladığım kadarıyla. Evet, burası bizim araştırma merkezlerimizden biri. Arkamızda da bu gördüğünüz aletler genelde bizim çalıştığımız, hani fabrika olmasa bile devamlı içindeki software'ini geliştirdiğimiz araçlarımız. Evet, az önce sahnede de anonsunu yaptığım üzere saat farkından dolayı, Kanada'da bulunduğundan dolayı Erhun Bey, söyleşimizi böyle internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Sanıyorum hala hafızalarımızda bu tip bağlantılar tazeliğini koruyordur. Öncelikle Erhun Bey, bir sizi izleyenlerimize tanıtmak istedim. Uzun süredir yurt dışında yaşıyorsunuz. Türkiye'ye ve Türkiye'deki sektör camiasına uzaksınız. Kendinizi ve kariyerinizi biraz anlatır mısınız bize? Tabii, memnuniyetle. Özellikle anladığım kadarıyla yatırımcı ve girişimci arkadaşlarımız da olacak konferansta. Ben aslında background'ımı şöyle anlatayım. Daha çok bir coğrafya dersi gibi. Çünkü dünyanın 5 ülkesinde, 3 kıtasında yaşadım. 1988 yılında İTÜ Elektronik'ten mezun olduktan sonra San Diego'ya da elektronik master'ımı yaptıktan sonra daha çok cep telefonları, software'leri o zaman başlangıcında. Ondan sonra Texas Instruments'ta küçük bir ekibe, tabii o zaman cep telefonlarının ne olacağı belli olmadığı gibi 4-5 kişilik bir ekibe katıldım. Orada o cep telefonlarının büyümesiyle bir 5000 kişiye ve pazar payı epey büyüdü. Oradan ben o bölümüme California, Texas diyorum ondan sonra. Fakat ondan sonra Çin'in gelecek güçlerden biri olmaya başlamıştı ülke olarak. Fakat kimsenin orada bir lokal ofisi, bir şey yoktu. Benim de Çin maceram başladı. Bundan 22 sene önce Çin'deki ilk araştırma merkezini kurdum orada. Ve görevimiz de genelde Çinli şirketlere işte cep telefonunu yaparken ne aşamalardan geçtiğini
şey yapmaktı. Çin'den sonra ise ondan sonra akıllı telefon çiplerinin dizaynına gittim. Bir global ekibin başına geçtim orada. Onu da 2-3 sene yaptıktan sonra bu sefer Dallas'ta. Sonra Fransa'ya taşındım. Fransa'da da Ericsson ve Texas Instruments arasında bir joint venture kurumunda çalıştım. 2 sene Fransa'da. Fransa'dan sonra Silikon Vadisi'ne döndüm ve Silikon Vadisi'nde Ericsson'ın joint venture'larından birinin Silikon Vadisi Araştırma Merkezi'nin başına geçtim. Orada da 2-3 seneden sonra Intel'de değişik bir proje başladı. O da özel bir bölüm kuruldu, pardon. Akıllı gözlükler, saatler tarafında çalışan, Intel'in diğer bölümünün giremeyeceği özel bir bölüm kuruldu içinde. Orada akıllı gözlükler üstünde çalıştım. O sırada Intel'le yatırım bölümüyle yakın çalıştığımda şirket alımlarında Vancouver'da bir şirket aldık. O Vancouver'daki bu akıllı gözlükler, akıllı kayak gözlüklerinden başlayıp spor gözlükleri falan yapan ilginç bir şirket aldık. O şirketi aldıktan sonra şirketin başına da beni getirdiler. Kanada maceram başladı. Böylece coğrafyadaki 4. bölge. Burada ise sonra o şirketin IP'si bugün Google'a ve Facebook'a satıldı. Ondan sonra ise ben bahsettiğimiz gibi bir melek yatırımcı olarak da özellikle 20-25 sene önceki bu Çin'de kurduğum ilişkilerle olan yatırımcılarla kendim de yatırımcı olarak şey yapıyorum. Burada yatırımcı ve operatör modeli dediğimiz, yani yatırım yaptığınız şirkete executive olarak gidiyorsunuz. Öyle bir pozisyon aldım. Bir tane yatırım yaptığım şirketin başına geçip onu fintech şirketiydi, bu pek konumda olmayan. Intel'den sonra onu yaptım 1,5 sene. O şirketi sattık. Sonra da Vivian maceram, yani bugüne geldik. Vivian maceram başladı. Vivian'ın Kanada bölümünü açtım. Evet, ondan bol bol konuşacağız. Kısaca benim geçmişim bu. Evet, oldukça etkileyici. Bir yandan da bu kariyer çizginiz, şu an bulunduğunuz noktaya baktığımızda bizim otomotiv sektörünün ya da daha çok andığımız şekliyle mobilite alanının da dönüşümünü ve giderek hani bir ulaşım aracı olmaktan çok bir teknoloji platformuna dönüşmesini gösteriyor. Şimdi kişisel olarak otomotiv dünyasına ve mahsullerine, ürünlerine meraklıyım, ilgiliyim. Yakın zamana kadar yeni bir markaya pek sektörde yer olmadığını düşünenlerdendim. Sonra denklem değişti malum. Sonra da Rivian'ı duymaya başladım. Hani yatırımcısıyla, öncüleriyle, iddiasıyla gerçekten hani artık bundan sonra da çok fazla bir şey değişmez dediğimiz bir anda aslında ne kadar değişebilecek şey olduğunu gösterdi. İnternette kaç tane İnceleme videosunu izlediğimi bilmiyorum ve her ayrıntısında, yani saklama gözünden pil teknolojisine kadar büyük bir özen gördüm. Ama etrafımda bahsettiğim neredeyse hiç kimse Türkiye'de bilmiyordu. Dolayısıyla hazır sizi bulmuşken sizi tanıdık, Rivian'ı da bize biraz tanıtır mısınız? Nedir sırrı, nasıl bu böylesine rekabetçi bir pazarda var oldu ve iddiası ne? Çok teşekkürler. Öncelikle ilginize çok teşekkürler ürettiğimiz aletle. Vivian'ın hikayesini size kısaca anlatmaya çalışayım. Vivian epey ilginç bir hikaye. Dediğim gibi özellikle buradaki girişimci, yatırımcı ve startupçı arkadaşlar için de bu macera çok ilginç. 2009 yılında kurulmuş ve CEO'muz da MIT'de doktorasını bitirdikten sonraki ilk işi bu. Hani hep Silikon Vadisi hikayelerini duyarız, okulu bırakırlar. Bizim CEO'muz bırakmamış, bitirmiş, doktorasını yapmış. Bir de MIT'den çıkmış. Kendisi çok karizmatik bir insan, R.J. Scranchik. Sonra da bu şirketi, ilginç bir hikayesi var. Bu nehirle Kızılderili, doğaya çok düşkün bir insan. Ve şirketin de teması devamlı doğa ve sürdürülebilirlik üstüne. Nehir ve Kızılderili isimlerinin, yani Vivian, Indian isimlerinin kombinasyonu olarak Vivian markasını kurmuş.
Öyle bir küçük hikayemiz de var. 2009 yılında kurulduktan sonra şirket 9 sene bu stealth mode dediğimiz gizli olarak, yani piyasaya ürünü çıkarmadan geliştirmeye devam etmiş. İlk önce spor araba yapmış, sonra değiştirmiş, etc. 2015 yılında ise ciddi yatırımlarını aldıktan sonra 2017 yılında bu bizim Illinois'da, Chicago'nun 2 saat altında ilk fabrikamızı aldık. O da Mitsubishi'nin bir eski fabrikasıydı. Ondan sonra da 2018 yılında ise Los Angeles Auto Show'da halka ilk ürünlerimizi gösterdi. Ve piyasaya o zaman ilk şey yapmaya başladı. 2019 yılında ben de Kanada bölümünü açtım. Şu anda ise Vivian işte Güney Kaliforniya, Kuzey Kaliforniya, Irvine, Palo Alto, Vancouver, Michigan, değişik yerlerde 15 bin kişilik bir ekibimiz var. Yatırımcılarımıza gelince en büyük yatırımcımız Amazon. Ondan sonra Ford, Cox Automotive. Bunlar bizim daha çok stratejik dediğimiz endüstriden olan yatırımcılarımız. Daha finansal tarafta ise işte bilinen, epey saygıdeğer olan finansal kurumları var. İşte Fidelity, BlackRock, T. Rowe Price. Ve 2021 yılında ise halka açıldık. Ve Facebook'tan beri Amerikan tarihindeki en büyük halka açılışı oldu. En büyük IPO'yu yaptık. Ve 2021 yılında da ilk ürünlerimizi müşterilerimize yollamaya başladık. Şirketin biraz bahsettiğim gibi temalarına gelince maceracı diyeyim, doğa ve sürdürülebilirlik. Maceracı deyince teknolojideki bütün macerayı alıyoruz ve teknolojiyi kendi içimizde geliştiriyoruz. Ve doğa ile çok iç içe bir ürün yaptığımızı zannediyorum. İşte içinden portatif mutfağı siz de görmüşsünüzdür çıkan, ne bileyim kampa gittiğinizde spikerlerden, hoparlörlerden birini alıp götürdüğünüz, ya kamp modumuz olduğu, basıyorsunuz araba kamptayken kendini düzleştiriyor ki çadır kurabilin diye. Bu off-road kabiliyetleri çok yüksek. Şeye gelince ise dediğim gibi ürün portfolyomuza bakınca tüketici ve B2B dediğimiz yani ticari aletlerimiz var. Tüketici şu anda iki tane aletimiz var. Bu pick-up tuva dediğimiz ki Amerikan yaşamında çok çok önemli yeri olan. Bir de onun dışında Avanes dediğimiz Avanti pick-up'ımız, Avanes de SUV'miz yani bu Jeep gibi olanı. Bunları şu anda tüketiciye şey yapıyoruz, ship yapıyoruz. Ticari alanda ise Amazon'un bu delivery truck'larını yapıyoruz, prime truck'ları. Amazon'un da bizden 100 bin tane şu anda siparişi var bu konuda. Yani hem dediğim gibi tüketici hem de ticari alanda şu anda 4 tane aletimiz var. Onun dışında diyeyim bu sene Time Magazine'inde en etkili 100 şirket arasına girdik. Motor Trend bizi yılın pick-up'ı seçti. En son da belki duymuşsunuzdur, Mercedes'le bir Avrupa kıtasında bir stratejik anlaşma yaptık. Onun dışında da dediğim gibi müşterilerimiz şu anda bizim müşterilerimiz aletlerinden çok pozitif bir arabalarından çok pozitif bir reaksiyonlar alıyoruz. Hatta sosyal medyaya bakarsanız insanların ilk aletleri aldıktan sonra aletleri dediğim arabaları aldıktan sonraki reaksiyonları çok pozitif. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu senede şu anda 25 bin adet Amerika'da ürünü şey yapmayı düşünüyoruz. Müşterilerimize yollamayı düşünüyoruz. Evet.
Gerçekten etkileyici bir hikaye. Ben de buradan izleyicilerimize, ekranları başındaki ve salondaki izleyicilerimize hatırlatmış olayım. Bir YouTube aramasıyla bu bahsettiğimiz review'nun ayrıntılarına bir bakmanızı tavsiye ederim. Yani otomobil, daha doğrusu şöyle, bu bahsedilen platformlarda, pickup ve SUV platformunda geliştirilmeye açık, değişecek, dönüşecek ne kadar çok şey varmış ve gözümüzden kaçmış. Bunları görmek adına bile bence heyecan verici örnekler ve başarılarını diliyorum yürekten. Peki şimdi Erhan Bey, az önce de bahsettiğimiz gibi otomotiv sektörü giderek, yani teknolojiden hiçbir zaman muaf değildi ama yazılım faktörünün her geçen gün biraz daha kendisini hissettirdiği bir alana dönüşmüş durumda. Yani bu artık yazılımla tanımlanan araçlardan söz ediyoruz. Fark yaratan şeylerin yazılım tabanlı modeller ve yine yazılım ve hizmet tabanlı işbirlikleri olduğunu görüyoruz. Bağlantılı araçlar çok önemli bir rol oynuyor. İşte veri, verinin mahremiyeti, sahipliği, kişiselleştirmesi gibi birçok konuyu konuşuyoruz. Bundan 10 sene önce gündemimizde bile olmayan meseleler bunlar. Hiç otomotiv sektörünün odağında bile olmayan konular. Buradan yola çıkarak hem işin dünyanın farklı coğrafyalarında yazılım ve teknoloji şirketleri tarafında hem de şimdi otomotiv tarafında bulunan birisi olarak bu temsil ettiği değerler açısından Silikon Vadisi ve otomotiv sektörünün kesişimi hakkında neler söylemek istersiniz? Evet, çok ilginç bir konuya değindiniz. Çünkü benim gibi bir insanın bile şu anda otomobil şirketinde çalışıyor olduğunu, bundan şöyle diyeyim 6 sene önce sorsanız, 10 sene diyecektim, 6 düşünemezdim. Yani dünyanın değiştiğini, hatta bizde şu anda herhalde daha çok software mühendisi var mekanik mühendisinden çok. Bence şöyle büyük resme bakarsak, bir bölümde herkes çok heyecanlı elektrikli alet, bu elektrifikasyon, yani her şeyin motorludan elektriğe geçmesi. Öbür tarafta da otonomi, yani kendi kendini kullanan araçlar diyelim. Tabii bunlar çok önemli, özellikle elektriğe geçmesi geleceğimiz için. Dünyadaki bu karbon ayak izinin silinmesi, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için. Fakat sizin de değindiğiniz gibi, çok güzel değindiğiniz gibi, ortada bir yazılım, software, bulut, bağlantı diye bir bölge var. Onu ona da ben, yani benim dediğim değil, bu bizim kullandığımız, hani software defined vehicles diyoruz. Yani software tarafından belirlenen arabalar. Tabii bunun etkilerini iyi anlamak lazım. Uzun vadede olmasa bile kısa vadede ilginç fırsatlar getirecek. Yani ne diyeyim, software defined arabalar diyelim, biraz vehicles diyelim, biraz daha açalım. Şimdi software girdiği zaman kullanıcının, yani şoförün araba ile olan interaksiyonu tamamen tecrübesi software tarafından belirleniyor. İşte yani bunun çok basit örneği, biliyorsunuz eskiden düğmeler vardı, hani havalandırmayı açmak için, şey yapmak için. Şimdi elektrikli arabalara gittiğinizde bir tane bir ekran var ve hepsi de touch screen. Eminim bir sürü izleyicimiz şu anda hala o eski, hani ben o düğmeyi seviyorum, o button'ı seviyorum, ama bunu iPhone geldiğinde de aynı şeyler söylendi, biliyorsunuz. Kimse şeyi tuşları bırakmak istemedi ama hepimiz iPhone'a geçtik. Bu tecrübenin software tarafından belirlenmesi, ben neredeyse arabanın ruhunun artık software'e kaydığına inanıyorum. Bu birinci dediğim, yani bütün bizim interaksiyonumuzu artık arabanın, hani düğmesini nasıl dizayn ettiğim, software'i nasıl dizayn ettiğim geliyor. Bunun etkilerine biraz daha girelim. Araba devamlı değişim sağlayabiliyor. Yani eskiden bir arabadan öbür arabaya için yeni araba almanız lazımdı. Ama şimdi mesela biz her ay müşterimize yeni software yüklüyoruz havadan. Mesela en son örneğimiz, işte bahsettim, kamp modunu koyduk. Yani kampa gittiğinizde bir düğmeye basıyorsunuz, araba ona göre davranıyor size. Ondan önce evcil hayvan modu koyduk.
Bu ay başka bir sürprizimiz var, onu söylemeyeyim. Yani her ay değişik bir software geliyor. Neredeyse hani cep telefonlarına gelen app'ler gibi. Yani devamlı değişken ve yaşayan bir araba oluyor software sayesinde. Onun dışında bu ikinci, üçüncü olarak da araba kişiselleşiyor. Yani sizin dediğiniz gibi data, o bütün içindeki sensörler, kameralar, lokasyonunuz, nasıl kullandığınız, arabayı size kişileştirebiliyor. Sizin istediğiniz gibi davranabiliyor. Çünkü her şey değişebiliyor. Bu üçüncü bir fenomena. Onun dışında ise arabanın yani değişimi çok kolay, ölçekli değişimi çok kolay olabiliyor. Yani bir anda 1000 tane arabaya software'i gidip dükkana getirmek yerine software atıyorsunuz. Bütün arabalar aynı software'i alıyor. Fakat burada önemli bir nokta var. Ben yeni başlayan şirketlerin biraz daha avantajlı olduğuna inanıyorum bu konuda. Neden derseniz biz bir beyaz, her şeye bir beyaz sayfadan başladık. Yani clean sheet aldık ve her şeyi dizayn ettik. Dolayısıyla bir software bizim şu anda olan 4 modelimize aynı anda gidiyor. Ama düşünün, senelerden beri araba yapıyorsanız aynı lüksünüz yok. O bakımdan yeni şirketlerin biraz daha bu konuda avantajlı olduğunu benim nacizane olarak zannediyorum. Çünkü bu arabayı ilk önce software'i dizayn ettikten sonra gerisini dizayn edeceksiniz. Onun dışında ise 24 saat eskiden arabayla olan interaksiyonunuz sadece arabayı kullanırkendi. Şu anda o değişti. Artık bu arabayla olan ilişki 24 saat ilişkiye başladı. Yani araba park ettiğinde ondan yararlanma olayınız olacak. Yani hem software hem hardware. Nedir işte, gidiyorsunuz çocuğunuzla büyük ekranda oyun oynuyorsunuz arabada. Ya da dediğim gibi bu, biz kampa gittiğinizde araba size hoparlörünü alıyorsunuz, beraber çalıyor. Ondan sonra otonom arabalar gelince araba sizin için gidip belki taksicilik yapıyor. Yani bu ondan sonra işte Netflix videonuzu seyredebiliyorsunuz orada. Yani arabanın bu sadece kullanımdan çok açılımı değişiyor. Ve bunun da tabii değişik bir yeni bir iş modelleri getirecek ve yeni fırsatlar getireceğine inanıyorum. Gerçekten heyecan verici bir yakın gelecek. Belki bu kadar yazılımla tanımlanan bir dünyanın çıkarımında akla hemen şu geliyor: uluslararası regülasyonlar. Yani sizin bir bölgede yaptığınız güncellemenin dünyanın geri kalan bölgelerinde de kullanıma hazır olup olamayacağı gibi, belki uluslararası hukuk ve benzeri düzenlemeler de otomotiv sektörünün gündeminde yerini alacak. Peki sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi sıfırdan başlayanın beyaz bir sayfası ve boş bagajı olduğu için, sırtında bir yükü olmadığı için, izlemesi gereken bir iz rota olmadığı için rahat. Dolayısıyla bu otomotivin geleceği tasarım yarışmasının da odağında olan startuplar için de çok önemli fırsatlar barındırıyor. Bugün ölçeğini çok büyütmüş olsa da bizzat Rivian'da bir startup ruhuyla hayata geçmiş bir şirket ve bugün geldiği noktayı da biraz önce güzelce özetlediniz. Bizi dinleyen benzeri startuplar için ne gibi fırsat alanları görüyorsunuz? Onların hani odaklanması gereken alanlar ne sizce? Ya, çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Yani şu anda ben şeye inanıyorum. Ne bilmediğimizi bilmiyoruz. Yani şu anda o kadar fırsat var ki ve ne olacağını tahmin edemiyoruz. Bunu şöyle küçük bir örnekle geçmişime götüreyim. 2005 yılında biz ilk akıllı cep telefonları, hatta daha öncelerinde çiplerini dizayn ediyorduk. İşte data geliyor, oradan ikinci jenerasyondan üçüncü jenerasyona geçiyor. İnsanlar bunlarla ne yapacak? Hani kamera belki fotoğraf çeker dedik, kamera çipi koyuyoruz.
Ha belki oyunu oyna abi dedik. Grafik çip koyuyoruz. Ha belki video izlerler dedik. Küçük videolar tabii bugünün şeylerini. Video çipi koyduk. Ondan sonra eninde sonunda fakat hiçbir zaman bizim bir Uber'in olacağını cep telefonundan o senelerde bütün yemeklerinizin cep telefonu sistemleriyle getirileceğini hayal edemezdik. Yani şu anda yani trendleri söyleyeyim. Bence bir arabalarda hakikaten çok büyük cep telefonlarındaki gibi değişim yaşanabilir. Yani bir araba ekosistemi app sistemleri yaratabilir. Onun için de bu dizaynı yaparken doğru yapmak çok önemli. Onun için de zaten Google ve Apple bu konuda çok çok aktifler. Çünkü bunun geleceğini anlıyorlar orada. Yani bir ekosistemi gelişecek orada. Belki mobil telefonların nasıl şu anda milyonlarca app var, araba için onların bir hardware'in ve kapabilitelerini atmasıyla birlikte orada bir ekosistemi gelişecek. Yani data sensörlerinin orada, yapay zekanın girmesi, özellikle gelecek jenerasyonun 5 dakika dikkati olan TikTok jenerasyonu olmasıyla birlikte çok ilginç bence bir ekosistemi gelişecek. Bu arabanın içinde diyeyim. Arabanın dışında ise daha ilginç bir şey oluyor. Eskiden arabayı aldığınızda orada bir monetizasyon vardı. Hani parasını verirsiniz. Ondan sonra belki servise, tamire götürdüğünüzde parasını verirsiniz. Şimdi bu model değişmeye başlayacak. Bence biraz daha subscription üyelik modeline gidebilir gelecekte. Çünkü yaşayan bir arabadan bahsediyoruz. Bir kerelik transaksiyondan sonra belki aylık bir subscription modeli bile gelebilir gelecekte. Onun dışında dijital finans modelleri başlayacak. Yani arabanın biliyorsunuz bayilik modeli şu anda epey sarsılıyor. Herkes Tesla, biz filan direkt olarak müşterimize arabayı yolluyoruz. Dolayısıyla telematik bazlı sigortalar başlayacak. Yani nedir işte bir sigortanızı aldınız. Ama bizim işte kameralarımız var, lokasyonumuz var, sizin nasıl kullandığını biliyoruz. Mesela otonom özelliğini başlatırsanız size sigortanızda belki bir indirim vereceğiz. İlginç modeller çıkacak orada. Ondan sonra data ve software endeksli araba satış modelleri başlayacak. Ve tabii onun dışındaki bu software'in gelmesiyle çok ilginç. Kargo yani büyük arabaların kargolarda software'in çok şey olması yani kargoları şöyle diyelim hem ticari yani diyelim siz 4-5 tane arabanız var küçük bir iş için bizim tüketici ürünümüzü aldınız ya da Amazon'un yaptığı gibi büyük ürünlerimizi aldınız. Onların hepsi software tarafından kontrol edilmeye başlayacak. İşte zaten bu olan trendler şu anda şoförün ne kadar riski kullanıp kullanmadığını, hangi bölgeler... Rota optimizasyonu değil mi? Evet, evet aynen öyle modeller başlayacak. Yani biraz karıştırdım ama toparlarsak arabanın içindeki bir ekosistemi başlayacak. Ve arabanın dışında bir ekosistemi başlayacak. Ve ben nacizane olarak tekrarlıyorum ne bilmediğimizi bilmiyoruz şu anda. Çünkü evet. 2005 yılında da ya da 2000'lerin başında da aynı pozisyondaydık. İnanılmaz bir yerlere geldi. Çok doğru. Dolayısıyla aslında bu startup ekosisteminin de önünde bembeyaz bir sayfa var. Her şeyin yeniden tanımlandığı ve her şeyin değişebileceği. Yani bilmiyorum belki 5 sene sonra akaryakıt alırken onun bedelini araçtan çıkıp ödememiz bile bize çok garip gelecek. Yani bugün böyle hiç böyle rocket science tarzı dünyayı yeniden keşfetmeye çalışıyor gibiyiz de aslında bugüne dair bile iyileştirecek, düzeltecek ne kadar çok alan var. Peki Erman Bey şimdi biraz önce andığınız markalardan ilhamla bir soru sorayım. Bu eskiden otomotiv sektörü kendi geleneksel markalarıyla, kendi geleneksel rekabetiyle baş başaydı ama bugün örneğin
işte Apple gibi, Microsoft gibi, Google gibi platform sahiplerinin de bu işin içerisinde çok belirleyici olduğunu görüyoruz. Ben yakın dönemde araç değiştiren arkadaşlarımın tamamında şunu gördüm. Mesela Android telefon kullanıyorsa Android Car var mı? İşte iPhone kullanıyorsa Apple Car var mı? Ve bunun olup olmaması onlar için en önemli belirleyicilerden biri haline geldi. Eskiden otomotiv dünyasında bambaşka şeyler konuşurduk. Beygirdi, yakıt tüketimiydi vesaire gibi. Peki bu yeni markaların etkisi nasıl olacak? Ne gibi ortaklıklar, ne gibi değişimler, ne gibi tehditler ve fırsatlar bekliyorsunuz? Çok ilginç, çok güzel bir konuya. Özellikle verdiğiniz örnek çok güzeldi. Şimdi dediğiniz gibi artık bir cep telefonuna bakalım. Ben hep bu bir cep telefonuna bu marketin benzeşeceğini görüyorum. Yani cep telefonuna bakalım. Yeni bir cep telefonu aldığınızda tabii güzel olması lazım. Şeye bakıyorsunuz ama aldığınız zaman daha çok hangi software, Android mi yoksa iOS mi, Apple olduğu daha önemli. Neden? Orada sizin işte bütün bilgileriniz, bütün app'leriniz var. Yeni telefon aldığınızda zaten o buluttan onların hepsi o telefonun içine yüklenebiliyor. Yani şu anda neredeyse bu ekosistemlerinden birbirine girdiğinizde öbüksüne geçmesi kilitli kalıyorsunuz neredeyse. Bu da software sizi kilitleniyor. Çünkü Google sisteminde işte Google'ın ürünlerini, Apple sisteminde Apple'ın ürünlerini şey yapıyorsunuz. Arabalarda da bu trendin başladığını görerek bence Google ve Apple büyük yatırımlar yapıyor. Yani Google'ın iki tane şeyi var. Otomotiv bir de oto dediğimiz. Yani bir tanesi direkt araba ekranına tüketici için olan dediğiniz gibi araba ekranına telefonu yansıtıyor. Öbürküsü de ise hakikaten hani bizim clean sheet dediğimiz değil de onlar size software veriyor. Siz geliştiriyorsunuz. Yani bence bu hakikaten her şirketin kendi stratejisi var ama çok dikkatli düşünülmesi gereken bir şey. Sizi tekrar 2000'lerin başına götürüyorum. Kaç tane cep telefonu markası olduğunu işte Ericsson'dan, Siemens'inden, Panasonic'inden şu anda kaç tane telefon olduğunu ve o telefonların ne kadar software'e bağlı olduğu çok çok önemli. Onun için de her şirket bu konuda hiçbir şirket hakkında negatif konuşmak istemiyorum ama kendi stratejilerini belirlemeleri lazım. Özellikle bu cep telefon macerasından bakarak nerelere gittiğini bence aynı yapılar arabalarda da oluşabilir. Elbette. Software çok yapışık. Bizim dediğimiz gibi software çok yapışık, çok sticky. Yani bir kere girdiğiniz zaman devamlı kalıyor. Hardware ise öyle değil. Çok doğru. Ericsson yıllarınızı hatırlarsanız o dönemde yani Ericsson'un da müşterilerinin de en büyük oyuncusu, belirleyicisi operatörlerdi. Uygulama geliştiricinin bile her şeyi operatördü. Bugün neredeyse operatör bir veri taşıyıcı herhangi bir şirkete dönüşmüş durumda. Hani benzetmede kusur olmaz derler. Biraz çırak çıktı gibi. Aynı şey otomotiv sektöründe de bir risk faktörü olarak duruyor. Kullanıcının talepleri sektörün yapısını, şeklini, amiral gemilerini de değiştirebiliyor. Peki aynı noktadan şimdi yola çıkarsak şunu sormak istiyorum. Şimdi burada Otomotiv İhracatçılar Birliği'nin bu süregiden çabasının, otomotivin geleceği tasarım yarışmasının çatısı altındayız ve otomotiv sektörü sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi Türkiye'nin artık can suyu haline gelen ihracat gelirlerinin çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Çünkü otomotiv üretimi konusunda bütün bileşenleriyle çok ciddi, köklü ve kendisini ispatlamış bir sektöre sahibiz. Fakat konuşmamızın başından beri sürekli her fırsatta tekrarladığımız gibi otomotiv dünyası artık ağırlıklı olarak yazılıma kayıyor. Ve muhtemelen belki de bu otomotiv sektörünün üretimden yani fiziki bileşen hatta otomotivin tamamını üretmekten edindiği gelir belki çok yakın bir gelecekte yazılımdan elde edilen gelirlerin yanında
pek heyecan verici olmayacak bile. Dolayısıyla şimdi bizim kitlemizi de çok ilgilendiren bir alan olduğundan bu yeni dünya nasıl bir iş gücüne ihtiyaç duyuyor, nasıl fikirlere, nasıl yetkinliklere, uzmanlıklara, şirketlere ihtiyaç duyuyor? Bize bununla ilgili düşüncelerinizi aktarır mısınız? Türkiye'deki dediğim gibi Tok Bey, Türk şirketinin elektrikli arabaya çıkarmasına çok gurur duyuyorum. Kesinlikle doğru bir strateji ve yatırım. Oradaki arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Dediğim gibi bizde daha çok web, app, front-end, back-end software ve bulut yetenekleri var ama embedded software ki arabayı ilk yapımında çok önemli olan bir software. Onun da bizim son zamanlarda olan savunma sanayiden gelen iş gücünün de bu konulara biraz gireceğinde ilginç bir sentez oluşabileceğini zannediyorum. Çünkü aynı yetenekler orada. İşte oradaki yapay zeka da aynı yetenekler. Daha çok aletleri kontrol eden sensörlardan şeyleri. O da ilginç bir sentezi olacağını zannediyorum. Dediğim gibi ilk aşamada gereken skill set bu embedded software skill set. Türkiye'nin son senelerde olan momentumunla herhalde orada güzel bir baz sağlanacak. Ondan sonra ise dediğimiz gibi app skill seti. Çünkü bu arabanın içindeki ekranlara infotainment diyoruz. Bunların çoğunun olan software'leri zaten ya open source. Oradaki bir sürü mobile app geliştiren arkadaşların o konuda çalışabileceğini zannediyorum. Zaten öbürkü dediğimiz gibi bu digital finance and etc. Onlar da front end, back end skill'lerine gerektiren skill'ler. Yani bence biraz bir bazımız var bu konuda. Vizyonumuzu arttırarak iyi bir yerlere geleceğimize inanıyorum. Ne güzel, çok yüreklendirici, heveslendirici oldu. Peki o zaman son sorumu da bu bıraktığınız yerden ilerleyerek sorayım. Şimdi bilmiyorum, 35 yıldır yurt dışında yaşıyorsunuz. Şu an Kanada'dasınız. Belki oradan algılamak, yorumlamak, hayal etmek zor olabilir ama Türkiye'de her şey o kadar fazla siyasileşmiş durumda ki, her şey o kadar siyaset gözlüğü ve filtreleriyle bakıyoruz ki hiçbir konuda sağlıklı ve objektif düşünemediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu soruma vereceğiniz cevap benim adıma önemli. Türkiye'nin bu değişen dünyadaki rolü ne olabilir? Kendi tecrübelerinin ışığında, kendi yeteneklerinin, potansiyelinin ışığında ne görüyorsunuz? Bölgesel, tabii dünyadaki şu anda ki bu sistemlerin çoğu Amerika ve Kaliforniya'dan belirleniyor. Yani eninde sonunda siz de dediğiniz gibi yani hatta tam sorunuza cevap vermiyorum ama o şeyi söyleyeyim. Cep telefonları da biliyorsunuz GSM Avrupa bazlıydı. Yani Apple ve Google geçince, Silikon Vadisi girince tamamen dominasyon yine Silikon Vadisi'ne geldi. Bir sürü trendlerin burada belirlendiğini, dolayısıyla Türkiye'nin de geleceğinde bu yani şu andaki bu ekosistemiyle yakın bir ilişki kurmasını önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ki bir sürü son senelerde Türk arkadaşlarımız hakikaten burada çok Silikon Vadisi'nde ben Vancouver'da olmama rağmen son dediğim gibi uzun süre orada yaşadım. Epey burada bir çalışıyorlar. Ondan sonra bir de bölgesel etkinlik. Bölgemizde teknolojik olarak üste çıkmamız çok önemli. Şu anda Türkiye'nin bence ilk aşamada bölgesel güç olacağına inanıyorum. Kuvvetli bir Silikon Vadisi kontağında. Tabii üçüncü şey de Çin geliyor ama son senelerde ki benim de yaşadığım nispeten yakın olduğum bir yer. Fakat o ekosistemi kapanmaya başladı biraz. Yani kendi içine dönmeye başladı. Bu özellikle Amerika ile Çin'le olan politika şeyinde. Yani orada biraz dünyada izolasyon başladı. Bizim de ne gibi
Türkiye olarak bir Silikon Vadisi ile her zaman ayağımızın kuvvetli olmasını, bölgesel güç olacağımızı ve Çin-Amerika denkleminin nasıl gelişeceğini yakından izlememiz lazım. En son savaşlar çip konusunda başladı biliyorsunuz. Yani onu bir oradaki bence dünya trendini o geçecek. Yani 1970'lerde gibi kapalı bir dünya mı yoksa işte 2000'lerin başındaki gibi tamamen açık bir dünya mı? Ona göre bence biz de yolumuzu belirlemeliyiz. Evet, çok önemli. Yani ticaret ekseninde yeni bir soğuk savaş doğuyor esasında. Yepyeni coğrafi bölgeler belirleniyor. Siyaset ile tabii ki şekillenen fakat içerisinde mutlaka tehditler kadar fırsatlar da barındıracak. Umarım Türkiye olarak biz de nasibimize düşeni fazlasıyla alırız. Gerçekten buna ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Rivian Kanada Araç Yönetim ve Vancouver Operasyonları Genel Müdürü Sayın Erhun Arkan, çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için ve bütün kalbimle bir gün sizi bu etkinliğimizde canlı olarak da ağırlamayı diliyorum. Tekrar teşekkürler bize zaman ayırdığınız çok için. Çok teşekkürler siz beni buraya getirdiğiniz için. İyi günler.